Kendisine çok güvendiğim kişiler çıkarları söz konusu olduğunda gerçek yüzlerini gösterebiliyorlar. Sizce kime güveneyim? İşte imtihanın güzelliği orada. Dünyada diyor ya bu niye acılar var, niye sıkıntılar var, niye belalar var. Ama bu çok hayati bir güzellik. Mesela bak samimi insan zorda kalınca belli oluyor. Mesela iyilik yapıyorsun gayet neşeli güzel. Ama çıkarı kesildiğinde vahşileşip hayvanlaşıp saldırganlaşmaya başlıyor. Bu çok korkunç. İşte onun için Müslümanlar hep samimi Müslüman ararlar. Bak arkadaşın aradığı samimi Müslüman. Evet. Mesela ben dedim ki sen arkadaş tebliğine devam edersen seni hapsederiz. İyi edin dedim. Girdik hapse, yattık çıktık. Sen tımarhaneden çıkartmam dedi o zaman başhekim. Evet. Ömür boyu yatarsın, çıkartmazsan çıkartma dedim yani. Devam edeceğim dedim. Yani baş eğmedim. Evet. Yani mesela cezaevindeyken oraya bir avukat geldi. Avukat görüşmesine seni çağırıyorlar dedi. Ben de kendi avukatım diye zannettim. Bir adam hiç tanımıyorum. Ya dedi ben senin avukatın olmak istiyorum dedi ama yani ücret talep etmiyorum dedi. Seni daha buradan çıkartmak istiyorum ben dedi. Ya Allah razı olsun dedim inşallah olur ben. Yani senden dedi biraz ricalarım var dedi yani bazı isteklerim var. Anlatacaklarım buyur dedim. Ya dedi kafanı dikiyorsun sen dedi mahkemede böyle duruyorsun dedi. Böyle olmaz dedi başını öne eğmen lazım dedi. Anladık ki adamda bir anormallik var. Ayrıca dedi elini önüne bağlaman lazım dedi. İki elimi önüme bağlayacakmışım. Yani şöyle başını öne eğeceksin dedi. Öyle olursa dedi hakim bunu görürse seni bırakırlar dedi. Sen böyle kızıyorlar dedi. Ama hakikaten her gittiğimde savcı bana ayağımdan tepeme kadar, tepemden ayağıma kadar bakıyordu. Böyle elini çenesinin altına koyuyordu. Kürsüde. İki elini çenesinin altına koyuyordu. Kürsüde bana bakıyordu ama yani bayağı bunalıyordu, hissediyordum. Başımı bütün fotoğraflarımda görülür bu. Yani dimdikti. Yani normalin çok çok üstünde dikiyordum. Taş şöyle yapıyordum böyle. Bu şekilde duruyordum. Her geldiğimde bakıyorlardı. Sanığın diyor, mahkemedeki durumu da diyor esas alınarak tahliyesinin reddine mahkemenin şu güne her geldiğimde yani istisnasız hiç konuşma olmuyordu. Bana bakıyorlardı. Gönderiyorlar, bakıyorlar, gönderiyorlar. Baktılar olacak gibi değil. En sonunda bıraktılar. Hakim o zaman beyaz saçlı falan çok efendi birisiydi. Benim avukatı çağırmış. Ünlü avukat oldu sonra. O zaman da ünlüydü. Ya oğlum demiş siz sürekli tahliye istiyorsun dedim. Ve bu politik bir mahkeme demiş. Yani sizin bildiğiniz gibi bu değil olay demiş. Bırakmam mümkün değil demiş. Ya ben biliyorum demiş yani bir şey olmadı ama bırakamam demiş. Onun için benden hiç tahliye istemeyin demiş. Ya usulen isteyin ama yani bırakmayacağım demiş yani özellikle. Bana söyledi ya de o zaman Mahmut Hoca'yı falan tutuklamayı düşünüyordu. Ya dedim şimdi dindarlardan birkaç kişinin tutuklanması gerekiyorsa demiş. Mahmut Hoca yaşlı insan dedim. O cezaevine dayanamadı. Beni tutuklasınlar dedim. Yani siz söyleyin de tipi. Ben yatarım dedim. Bana bir şey olmaz. Ama Mahmut Hoca'ya bir şey yapmasınlar dedim. Yaşlı başlı insan. Yakışık almaz dedim. Çünkü o zaman bu 28 Şubat kafası hakimdi. Bir kafa almak istiyorlardı yani. Ben yatarım dedim. Gönüllü olarak yattık o zamanlar. Yani. Evet. O hakikaten de dinginleşti o zaman ben tutuklandığımda. Sakinlik meydana geldi. Sonra bir kere daha oldu biliyorsunuz. Bana etki etmez. Biz nerede olsa yatarız. Evde de yatarız. Hapishanede de yatarız. Tımarhanede de yatarız. Yeter ki bize bir yatak olsun. Evet dinliyorum.